Bana o dedeler olaya girecek mi merak ediyorum. Bu bir, bu mu iki? İkinci bölüm. Milleti Milleti kaybediyorlar. hiçbir şeye Tamam. getirmiyorum ben. İnsanlar konuş. Ay bir de bunlar çıktı. Böyle sokakta röportaj yapıp halkın fikrini soranlara milleti galeyana getireyim. Milletin galeyana falan geldi yok. İnsanlar orada kendi fikirlerini söylüyor. Ha oradaki herhangi bir insan kendi düşüncelerini konuşarak değil de bağırarak, çağırarak ya da ne bileyim kavga ederek birbirine düşerek açıklıyorsa o oradaki adamın problemidir yani. Ne oldu? Ne geldi? Şato, yat, amına koyayım, motor, Ferrari. Barış eyvallah abi çok sağ ol. Teşekkür ederim arkadaşlar desteğiniz için. Görev yapıyorum. Tamam uyarınızı yaptınız. Şikayet varsa da GBT'ye bakarsınız biter. Şikayet olursa gelirsiniz. Sıkıntı yok. Cenebe dişe gidiyordu. Su yoğdu. Doları kim yükseltti? Amerika. Tayyip. Ulan ağzın köpürdü. Sakin ol. Teşekkür ediyorum. Buyur canım. Buyur abi. Geçim nasıl abi? Geçim nasıl? Çok güzel. Daha bundan iyi yaşım olmaz. Oh, oh. Bir dakika. Tayyip'in iyilikler nasıl geldi dede ya. 15 günde bir su geliyordu. Cenebe dişe gidiyordu. Su yoğdu. Kalıştan geçilmiyordu kokudan. Burayı Tayyip temizledi ya. Tayyip temizlemedi mi? Sen kaç yaşındasın? Ben 93 yaşındayım. Ay maşallah. Oha. 93 mü? Dayı tamam yeter. Hadi evine git. 93. Millet 70'te tık ediyor. Bu kanser çıkıyor. Allah muhafaza bir şey çıkıyor gidiyor oğlum. Demek ki dayının dediği doğru. Senin tuzun kuru galiba. Senin tuzun kuru. O dede vs. Senin sevdiğim. Tuzun kuru. Ben mesela kaç ya biliyor musun? 75 yaşındayım. 1986'da emekli oldum. Bak emekli oldum. Ben emekli oldum. Kaç para alayım biliyor musunuz? 2600 lira alıyorum. Peki 2600 lira benim ev kiram olsaydı ondan sonra ben buna geçinebilir miydim? Geçinemezdim değil mi? Her şey bir ayarlaması lazım. Evet tamam geldi yetti. Kimse mesela partizanlığı bıraksınlar artık yeter. Yeter bu millet. Mesela gücümüz yetmiyor. Mesela ilaçla ben kalp hastasıyım, böbrek hastasıyım. Ondan sonra ilaçların farklarını bir hale kesiyorlar bizde. Ne olacak bu? Soruyorum sana. Ya bu arada bu, maalesef bu daha önce yine konuşmuştuk bunu ama şey meselesi, randevu alma meselesi devlet hastanelerinde. Zaten garip bir durumdaydı. Çok daha garip bir duruma gelmiş. Yani geçen gün şey almak istedim randevu. İlk bir ay randevu bulamadım. Ben dedim yani ben gittim özele bir şekilde. Para vardı Allah'a şükür verdik gittik de. Olmayan ne yapacak anasını satayım. Ya da mesela bazı bölümler aşırı pahalı oluyor abi. Dişe gideceksin de para vereceksin yani hani biraz şey ister. Ne yapacaksın? Yani İstanbul'da durum böyle. Hatta Niğde'de gittiğimde annemgil de gidecek. Orada da öyle. Muhtemelen birçok şehirde durum böyle. Bak göz için MHRS'den randevu aldım. 2 ay sonraya verdiler diyor adam. 33 gün sonraya alan var. Hadi yine iyisin. Pezevenk. Şeyleri de azaltmışlar da yani bunun çözümü bu mudur bilmiyorum. Doktorların hasta bakış süresini, hastaya bakma, tedavi ne denir ona, muayene süresini 10 dakikaya düşürmüşler. Yani sen 10 dakikada doktorun yanına gireceksin, muayene edilecek, şu olacak, bu olacak falan. Zor doktor için de, doktorlar için de çok zor. Çünkü adam makine değil anasını satayım, o da insan. 5 dakikaya mıydı? 5 dakikaya, pardon yanlış bilgi vermişim, biraz iyimserim. Bugün 5 dakikaya düşürmüşler. 5 dakikada o işlerin hepsi hallolacak. O da yani dediğim gibi makine değil ya bu adam anasını satayım. O da insan. Ondan sonra doktorlar niye kaçıyor diyoruz. Doktor haklı. Oraya giden vatandaş orada yani ne kadar kontrol edebilecek, ne yapabilecek? Daha bakalım nereye doğru gidiyoruz göreceğiz agalar. Ladies and gentlemen.
Ben 5 dakikada çişimi yapamıyorum. Maaş alayım. Etsiz de tatlısı da yemek yemeyeyim. Bol bol da yetiyor. Niye yetmiyormuş? Ya bırak. 2,5 lira nasıl yetiyor? Allah'ını seversen ya. Lan arkadaş ya. Ya arkadaş ya. Moderatörler, ya. Kral Argos'a yok yani. Hiç mi sıkıntıya düşen torunun yok yani? Eklentiler konusunda. Ve işe hep cenebet yediyiz ya la. La yıkanmıyorsun. Suyuyordu. Yıkanmıyor suyuyordu su. Tayyip getirdi bu suyu. Acaba insanlar hayatlarına nasıl devam ediyordu? Büyük bir merak konusu. Evet, son dakika haberi. Be dede be. Öf be dede be. Tayyip getirdi bu suyu. Bu suyu Tayyip getirdi. Tayyip. Anne. Vermiyor abi. Vermiyor? Herkese benim, mi burs verecek benim abi? Benim çocuğum da okuyor. Burs alıyor. Niye? Burs verdik. Biz verdik. Tayyip'in parasını biz verdik. Vatandaş olarak biz verdik. Suyu da biz koyduk. Her şeyini biz koyduk. Burs konusunda konuşulmaması lazım. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla bir sürü öğrencinin canının yandığı bir mevzu. Ya zamanında biz de yaşadık. Mesela ben üniversiteye başladığımda bir babam çalışıyor benim. Memur, polis. Onun dışında 3 kardeşiz. Üçümüz de okuyorduk. Annem çalışmıyordu. Ve bana şey çıkmadı. Burs çıkmadı. Öyle evimiz mevimiz bir şeyimiz de yoktu. Araba bilmem ne bir şey. Çıkmadı. Bir tane arkadaşım vardı. Pezevenk. Babasının internet kafesi vardı. İnternet kafesini başkasının üzerine yapmıştı. Yakın bir tanıdığının ki işsiz gösterip burs falan al. Öyle garip bir şeyler olmuştu anasını satayım. Yani bugün de Twitter'dan gördüğüm kadarıyla bu burs kredi mevzusunda çok ciddi sıkıntılar oluyor. Yani onun bir yere oturması lazım. Bu benim bildiğim olay. Bizzat benim yaşadığım olay. Yani götümden falan sallamıyorum ya da bir yerden okumadım. Biliyorum yani. Arkadaşla da hala arada çok çok nadir olsa da konuşuruz. O yüzden diyorum ya artık. Boş ver dayı sen yani. Sen şu an başlamış olsam üniversiteye yani. Çok daha sıkıntılı olurdu. Halk alamıyor. Sen ben kendimizi düşünmeyeceğiz. Bak diyor ki sikici darts demiş ki. Tek babam çalışıyordu. 4 kardeş okuyorduk. Mecburen okulu bırakmak durumunda kaldım diyor yani. Halkı düşüneceğiz. Ben babamı almıyorum ki. 80 milyonu nasıl bir araya? 57 devlet gözünü dikmiş. 57 devlet. Türkiye'yi parçalayalım diyor. 57 devlet. 57 devlet Türkiye'yi parçalamaya bakıyor. Şunu soracağım. Arkadaşa niye itiraz etti? İtiraz etmemin sebebi şu. Hani ben de üniversite öğrencisiyim. Üniversite okuyorum. Ama hani param var. Niye param var? Bunu babam vermiyor, ailem de vermiyor. Babama miras da kalmamış, bana da miras kalmamış. Ben yoklukta olduğum için kendime bir yol bulup çalışmayı denedim. Yani sosyal medyaya atıldım. Sosyal medyada kendime bir yer edeyim. Ya abi bu böyle bir şey mi sence? Yani ben çok iyi, ben de iyiyim o zaman. Sikim bana ne? Geri kalan 79,5 milyon yatsın aşağı. Böyle mi yaşayacağız? Ben iyiyim. Okey. Devam bro. Bay bay. Tamam. Edindim. Bunu herkes yapabilir. Yapamayacak bir insan yok. Yok, TikTok falan çekmiyorum. Kendi ajansım var sosyal medya üzerinde. Ajansım, yayıncılarım var. Herkes iyi kötü biliyor. Yayıncılarım var. Yayıncılarım var ve yayıncılarımı çalışarak para kazanıyorum. Doğru, aynen öyle. Yani şimdi şöyle bir şey. İtiraza gerek yok yani, anladın mı? Şimdi mesela şunu soracağım. Evet. Adam örnek veriyorum, mühendistir. Evet. O da mı sosyal medyacı olsun? Şimdi şöyle bir şey. Param yok diyorsa, para eğer ki zaten sana bir şey söyleyeceğim. Param yok diyorsa ne yapması lazım? Öncelikle bir insanın param yok demesi sence normal mi? Ya annesi babası çalışan bir insanın ama şimdi şöyle, parasız kalması şimdi, normal. Kaç yaşında arkadaşımız biliyor musun? 25-28 var. Şimdi o yaşındaki bir insan annesinden babasından para almalı mı sence? Sel veriyorum sana. Üniversite okuyor ya. Ben de üniversite okuyorum. Ama şimdi mesela ki böyle bir sürü insan var. Üniversiteyi bitirdi ve bu üniversiteyi o bölümle alakalı iş yapmak için okuyor bu insanlar. Ve mezun oldu. İş bulamadı. Ya sosyal medyaya atıl bir çözüm değil oğlum. Milyonlarca insan sosyal medyaya atılıyor. Çok sınırlı sayıda insan burada tutunup burada iş yapıp hayatını geçindirebiliyor. Belki senin gibi, belki benim gibi. Abi diğerlerine ne diyeceğiz? Ne iş yeri aç orada çalış mı diyeceğiz? Neyle öpücükle açılmıyor.
Bankada krediyi öpücükle vermiyor. Ne yapacak? E ondan sonra görüyoruz tabii işte bilmem nerede kasiyer şu bu. Bence yanlış bir bakış açısı bu. Hani toplumu çöküntüye götüren bakış açılarından bir tanesi bence ayrıca yani. Ben götü kurtardım aga yanın falan gibi bir bakış açısı. Şöyle bir şey. Ben bu yaşımda annemden babamdan para alırsam ben kendim otururum. Ha diyorsan ki eğer her üniversite okuyan iş bulacak mı kardeşim, o zaman bu insanları 16 sene niye okutuyorsunuz? Mesela şey diyoruz ya arkadaşlar, her ilde üniversite var. Şöyle bu kötü bir şey. Bu iyi bir şey değil. İyi bir şeymiş gibi reklamı yapılıyor maalesef. Abi şuraya da üniversite açtık, buraya da üniversite açtık, buraya da. Lan bu iyi bir şey değil ki. Üniversitenin iyiliğini gösteren şey oradan çıkan kalifiye eleman, kalifiye çalışacak insan, yetiştirdiğin değer. Biz çıkarıyoruz her sene bir sürü mezun. Maalesef ne olduğu da ortada yani, çok sayılı üniversiteler dışında. Ne diyeceğiz o oradan çıkan herkes, abi sosyal medyaya atılın ya da işte kendinize bir şey kurun falan. Olmuyor, hayat öyle işlemiyor abi maalesef. Herkes aynı süreçlerden geçmiyor, herkes aynı şeyleri yaşamıyor. Yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim ya. Utanırım. Kamera önünde kapatıyorlar. Şöyle bir yana kaysana. Dayım sinirli ya. Şimdi şöyle bir şey. Gerçekten diyorum bak, hani çok iyi herkes, çok iyi herkes, çok iyi demiyorum. Gerçekten demiyorum. Ama şöyle, çalışana para da var. Bak gerçekten var. Hani bazı insanlar diyor ki ben de para... Kira ödüyor musun? Kira ödüyorum. Kira ödüyorum. 1400-1500 lira kira ödüyorum. Ekstra bak bu işten yaparak kendimi daha iyi yerlere getirmeye çalışıyorum. Yatırım yapıyorum. Bu anlamda bakalım. Bazı insanlar kötü durumda. Ülkede ekonomi sence Antalya mı burası? Esenler. Yani şu an ekonomi iyi olmayabilir. Ama bunu şimdi şöyle bir şey. Sen görüyorsundur belki. Ben de nasıl diyeyim ben sana, dayı hala tribe girdi ama dayı oraya konuşunca bir şey olmuyor, gel buraya konuş. Ama şöyle hani burada gelip de işte benim param yok. Ekonomi iyi mi? Ya ekonomi aslında sana bir şey, bizi bak nasıl diyeyim biliyor musun? Ülkenin ekonomisi senin kendi ev ekonomini bağlamıyor. Niye bağlamıyor? Ben şimdi mesela ekonomimi, kendi evimin ekonomisi kendim düzeltiyorum. Nasıl düzeltiyorum? Sosyal medya üzerinden hiçbir şeyim yokken, sakin olun. Kendi üzerinden, yani hiçbir şey yapmadan sosyal medya üzerinden kendi kendime para kazanabiliyorum mesela. Bunu bütün herkes yapabilir. Bak bu dayı da yapabilir, o dayı da yapabilir. Amcalar da yapabilir, teyzeler de yapabilir. Abla evsiz. Ablacığım. Abla bir konuşur musun? Doları kim yükseltti? Amerika. Azerbaycan parasını kim yükseltti? Ne almış? Bilmiyor musun? Ne almış? Siz böyle... Siz ortada kim yükseltti? Tayyip mi yükseltti? Hayır canım, ne alakası var? Ne ara ben yükselttim be, ekonominin başında kim var? Ben varım. Demek ki sorumlusu benim. Tartışma konusu bitmiştir. Bu kadar. Bir de ne yapıyorsunuz? Yani diyorsunuz ki Tayyip'e hücum edin. Öyle bir şey yok. Tayyip. Laflarla yürümüyoruz. Biz hizmete bakıyoruz. Şimdi bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi ağzından bir duymak hepimizi rahatlatacaktır diye tahmin ediyorum. Seçim öncesi yaptığı bir konuşmadır kendisinin. Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne? Yani buyurun, ben demiyorum. Bizzat kendi ağzından. Oh. Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Yürü be tamam, teyzem be. Tamam, iki evladım var benim. Ben devletten para almıyorum ki. Eşek gibi çalışıp bakacağım çocuklarıma. Ben yaptım onları. Tayyip Erdoğan bana iki tane çocuk doğru demedi ki. Ben yaptıysam bakacağım kardeşim. Böyle bir lider bu ülkeye gelmez. Yapmayın. Siz yapıyorsunuz. Abla ağzın köpürdü. Sakin ol. Ağzın köpürdü. Siz taraflı yayıncılık yapıyorsunuz. Soru sordum. Ne demek şimdi? Hayır ben Azerbaycan'dan bana ne ya? Bana ne Azerbaycan'dan? Ben ülkemdeyim. Ben TL kullanıyorum. Benim dolarla işim yok. Dolar demiyorum. Lütfen benimle politika yapmayın. Bir yerden sonra artık bu dolarla işim yok lafının ne kadar saçma bir şey olduğunu duyup açtık zannediyordum ama daha tam aşamamışız herhalde. Demek ki hala var inanan. Yani dolarla işim yok demek. Abi benim bu dünyayla işim yok. Yani bir yerde bir çadırda oturuyorum demek gibi bir şey yani. Dolarla işim yok, dövizle işim yok demek. Hele Türkiye gibi bir ülkede. Maalesef. Ah teyzem ah. Ben diyorum ki hizmete bakarım, vatandaş mıyım? Sağlığa bakarım, eğitime bakarım. Anladınız mı? Sosyal güvenceye bakarım. Ben memnunum.
Bakalım. Yardım mı alıyorum, hayır almıyorum. Memnunum ama bir sıkıntım yok. Bak ye ye şiştim. Yemeseymişim daha iyiymiş demek ki. Ekmek pahalıysa bana göre çok iyi. Daha polis niye kamera kapattırıyor abi? Hadi arkadaşlar dağılın. Dağılın arkadaşlar hadi. Hiçbir şey yapamaz. Siyaset yapamaz. Adam ne diyorsun? Ben gazeteciyim. Bana karışamaz. Burada devletin güvenliği. Burada kimseyi kimsenin galyanı getirmiyor. Galyanı gelme falan. Biz kimse bir şey söylemiyor. Sen bir karışma lütfen. Ne tartışıyoruz? Sen karışma lütfen. Tamam. Ben gazeteciyim. Böyle bölemezsiniz. Milleti hiçbir şeye getirmiyorum ben. İnsanlar konuşuyor. Tamam, uyarınızı yaptık. Bu görev değil. Yani buradaki bir toplantı değil. Buradaki bir mitingi değil. Burada ki Mehmet Gil'in basın kartı var. Gazeteciler röportaj yapıyor. Bu. Bu polis abiler de maalesef, yani bugün tabii ki fikirleriniz doğrultusunda böyle iş yapıyorsunuz da bu yaptığınız iş hukuksuz. Maalesef. Başınız ağrır yani. Şikayet varsa GBT'ye bakarsınız, biter. Şikayet olursa, şikayet olursa gelirsiniz. Sıkıntı yok. Dağılın beyler, dağılın. Abicim konuşmak isteyen var mıdır? Ekonomiden memnun muyuz abi? Ekonomi. Ekonomi zaten dünyada da çökük. Yani Türkiye üzerinde ekonomi, Türkiye üzerinde ekonomi kötü değil ki. Dünya üzerinde kötü. Pandemiden dolayı bazı şeyler iyi abi, gitmiyor. Abi devlet onların arkasında hukuksuz olsa ne olur? Valla... Böyle diyen, yani farklı iktidarlar döneminde böyle diyen bir sürü insan olmuş. Sonucu ortada, yani ülkeyi maalesef nasıl bir ahlaki yozlaşma içine getirmişler. Çok uzun yıllardan bahsediyorum bu arada. Ciddi bir kısmı da hükümet değiştiğinde ya kendileri de değişmişler, ona göre işte adapte olmuşlar bu Kalemun gibi. Ya da maalesef yine işte bu intikamcılıktan ötürü veya o gücü arkalarını dayadıkları dönemdeki yaptıklarından ötürü işten alınmışlar. Bir şey olmuş. Üsttekiler yine rahat etmiş. Olan işte bu şey derler ya, filler tepişir olan çimene olur. Olan çimene olmuş. Maalesef. Yani bu bahsettiğin gibi devletin polisi olması lazım. Yani böyle bir kanun var mı, bunu gerektirecek bir kanun? Yok. Ha, burada kavga çıkar, bir şey olur. Tabii ki orada polis müdahale edecek ve yine kitapta yazan, yasada, kanunda yazan neyse yapacak. Ama burada basın kartı olan bir gazeteci var ve işini yapıyor. Eyvallah Maras, teşekkür ederim. Peki vatandaş bu durumdan nasıl etkilenir? Vatandaş tabii ki bu sene etkilenir çünkü fırsatçılık var. Yani ekonominin böyle bir yükselmesinden, biraz daha ekonomi kötü olmasından. Hadi kapatma bu arada, asla. Evet. Fırsatçılık var. Yani bugün herkes düştü. Biz de eskiden iki sene asla. Önce soğanda, domatesle konuşuyorduk, patates konuşuyorduk. Şimdi yağı konuşuyoruz, şekeri konuşuyoruz. Böyle sürekli biz bir geçim sıkıntısındayız. Ama şimdi bu tek bizim üzerimizde ki, biz sadece bu camdan bakıyoruz. Diğer camdan bakıyor musunuz? Cam aynen öyle. Sonuna kadar. Dünyanın işte bu şeyi bu. Şu an Amerika için de mi üzülelim? Avrupa için Amerika de mi üzülelim? Amerika için de üzülelim. Erin Gavur için ya. Biz kendimizi konuşuyoruz. Ne işim abi? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslümanıyız. Evet. Barınak Gavur'dan. Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den barınak. Biz buradaki insanlarımızı birbirimize düşürmezsek, birbirimizi kucaklarsak biz bu krizden atlatırız. Ben inanıyorum yani. Atlatırız yani. Çünkü olur bu. Ama dediğim gibi bizden başka dostumuz da yok. Bu bir gerçek. İstediği kadar hükümet değilsin. Değişenleri zaten gördük. Sol tarafına bak, Libya, atıyorum İran, Suriye. Bunları bir böyle gözden geçirin. Şu güzelim Türkiye'yi bence öldürmeyelim. Bence yaşatalım. Çünkü bizden başka dostumuz da yok. Bırak yağı, domatesi. Allah büyüktür. Ne varsa onu yeriz. Ama bırak devleti, bırak hükümeti veya bırak geçinemiyorum diyenleri görmez. Sen insanı hak ettiği gibi yaşatmazsan bu devlet nasıl yaşayacak? Yani çünkü bahsettiğin durumda bir, insanlar devlete olan güvenini kaybediyor. İki, yine dediğim gibi ki bu bir yani Türk töresi denilen törede var. Oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmadan devleti nasıl devam ettireceksin abi? Devletin bütünlüğünden veya bu kadar haksızlık, hukuksuzluk yaşanırken nasıl yaşatıp devam ettireceksin bu devleti? Yani o yüzden biraz bu laflar şey gibi geliyor bana. Hani
yazıyor ve ezberlenmiş okunuyor. Aa, devlet şöyle de. Evet devlet tamam öyle böyle de. Yani önce senin insana bir gereken değeri vermen. O devleti ayakta tutan insanlara gereken değeri vermen lazım. Ortalık yıkılsın kırılsın mı istiyorsun? Amaç ne? Valla boş zamanlarımda arada aklıma geliyordu. Ya abi ciddi misin kanka? İnsanın hakkını araması demek ortalığı yıkıp kırmak mı demek? İnsanın hak ettiği hayatı yaşaması bence ortalığı kırıp yıkması değil. Fikirlerini beyan etmesi, önüne geldiğinde sandıkta oy hakkını kullanması, eğer istiyorsa ve gerek görüyorsa anayasal protesto hakkını kullanması bu. Yani yanlış anlıysam kusura bakma, öyle yazınca bir an dedim herhalde yanlış anlaşıldım, açıklayayım kendimi dedim. Yanlış anlıysam tekrardan kusura bakma. Bir şey okuyacaktım ama kaçırdım. Kutsal Dadaş gelmiş bu arada. Musti hoş geldin. Görmezden mi geleceğiz? Nasıl yapacağız abi? Geçinemeyelim. Görmezden geleceğiz derken 90 milyon nüfusun. Evet. Birkaç milyon ölsün bir şey olmaz. 90 milyon. Ya ölmek ne alaka? Aç kal. Hiç kimse ölmesin. Kimse aç kalmasın. Niye aç kalsın? Şu anda bir ay sonra 4 milyar 250 bir askeriye maaşa zam geldi. İyi kötü karınca karınca emeklilere şimdi zam gelecek. Bir şeyler olacak. Herkes bir şeylerin şey yapacak. Yani şimdi bir eline iki ekmek almış. Onu aç diye burada sunuyorsun. Eyvallah. Olmaz. O onu diğer arkadaşı rahatsız eder. Şimdi adamın iki ekmek açım almış demesi, gelmiş. Bir dakika, acaba... Diyorsun ki bu adam aç elinde ekmekle geldi. Şimdi sen bu adama bu şekilde mikrofon tutarsan ben bu adamla kavga ederim. Niye? Ederim. Neden? Çünkü adam ben açım yapıyorsun dediği için. Aç yok, aç yok. Adam ben Türkiye'de aç yok abi ya. Okey abi. Devletten vermiyorsun, kendi konuşuyorsun. Ben konuşmuyorum, ne konuşacağım? Ne aç ya? Ya bırak abi ya. Abi. Sen şöyle mi diyorsun? Doğru dinliyor musun? Doğru pozisyon yemedin mi? Abi her türlü yedirir, sen merak etme. Dinliyor musun? Neler oluyor abi? Dinleyecek misin? Dinleyecek misin? Dinleyecek misin? Buyur amcan da konuşsun. Bir şey soruyorum sana, dinleyecek misin? Söyle. Ben her türlü yediririm, sen ona rahat söyle ol da. Şimdi aç adamın sana açım demesini niye rahatsız etsin? Açlık niye, nereden çıktı ya? Geçinemiyorum demesini niye rahatsız etsin? Abi kim aç edin? Bana bir söyle mi? Aç ne ya? Acı söyle abi. Ha? Bir ton aç var abi, ne anlatıyorsunuz? Allah razı olsun. Nasıl bir aç? Söyle abi, nasıl bir aç? Şimdi bak seni gel hemen bir yere götüreyim. Kaç tane aç varsa doyuracak mısınız? Var mısın? Bu abi bu Türkiye'yi boş ver. Açları doyuracak mısın? Demek, burada konuşmak güzel. Doyuracak mısın? Güzel abi. Bana demek söyle. Bak çalışıyor. Çalışacak. Ben seni götüreceğim şimdi, tamam mı? O mahalleyi komple doyur. Umar hep maç. Hep maç. Hepsi aç. Gel abi, götüreyim seni gel. O zaman biz... Öyle konuşmak kolay biz, abi. Anladın mı? Bak bizim devlette sorunumuz yok. Hükümetle sorunumuz var, anladın mı? Bu kadar aç varken bu kadar insan yani boş konuşmasın ya, abi. Şimdi iyi güzel konuşayım bak de. Bak abi sen tok belki açın halinden anlamaz. Anladın mı? Biz de mecliste gelmedik. Abi ama ben öyle konuşmuyorsun. Aç yok diyorsun şey ya. Gireceğim. Ben seni bak bir şey söyleyeyim mi? Derdo bir kardeşe benziyor. Aç yok diyorsun bak bak. Aç yok diyorsun. Ben seni bak kaç keredir gördüm, tamam. Ben burada seni görüyorum. Aynen. Senin gittiğin geldiğin yolu falan her şeyini ben biliyorum, tamam mı? Yediğin yemek yerini bile biliyorum. Tamam. Sen burada bu yemeği yiyorsun Allah Allah ama dışarıda farklı yemekler yiyor insanlar, anladın mı? Kimse bir şey görmüyor, bilmiyor. Ama acı... Bak burada gençler var, tamam mı? Bak bu kadar genç var burada, tamam mı? Bunların hepsinin yani ömrü ziyan oluyor şu anda, farkında değil kimse. Siz yaşlanmışsınız gitmişsiniz kral, bırakın artık gençleri ya. Anladın mı? Gençlerin devri ya şimdi. Kekeme bak sen. Böyle konuşmak olmaz bak. Açlık devri farklı bir şey, bu farklı bir şey, anladın mı? Böyle şeyler konuşmayın, anladın mı? Aç yok falan filan. Bunlar boş hikayeler, anladın mı dayı? Avrupa'ya niye açlığı tarif ediyorsun? Ne düzgün kardeşim? Benim ben şimdi... işim de düzgün, telefonum da var. Sıkıntı yok he, rahat ol dayı. Benim her şeyim var ama benim kardeşlerim de var yani aç olan. Anladın mı? Ya bak, anladın mı? Yani bak kral, ben sen yanlış konuştun, haberin olsun. Sen bence konuşmanı düzelt. Hadi kolay gelsin. Yanlış konuş. Ben şimdi yanlış mı konuşuyorum? Yani ben bu zamana kadar iyi konuşurken iki dakikada mı şey yapacağım? Yanlış konuştum. Adam sana benim bildiğim ağaç mahalle var dedi. Tamam da şimdi güzel kardeşim. Niye gitmedin mesela? Niye bir geri adım attın? Nerede yok? Nerede mi yok? Şimdi tamam da sen şimdi bir millet, ben şimdi bu milletvekili değilim. Ben bir mecliste de değilim. Ekonomik problem dediğimizde insanların, ya tabii ki evet maalesef aç hatta evsiz insanlar bile var. Yani sosyal medyada eğer aktifseniz özellikle haber sayfalarında vesaire. Tabii ki haber sayfasında haber sayfasına değişiyor da sokakta yatan insanları bile görebiliyorsunuz. Ama aç deyince sanki böyle ekmek yiyebiliyor musun? Yiyorsun o zaman okey bro.
Yani bu değil aslında. Hani benim bahsettiğim insani yaşam. İşte faturasını ödeyebilmesi, karnını gerçekten düzgün bir şekilde doyurabilmesi, çocuğunu okula göndertebilmesi, ayda bir kere belki bir etkinliğe çıkabilmesi falan 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 falan. Yani yoksa vardı bir tane, o neydi? Milletvekili miydi? Kuru ekmek yesinler o zaman falan yapan bir tane dangalak vardı ya. Yani o zaman açlığın ortadan kalkıyor çünkü işte kuru ekmeği banıyorsun suya, yiyorsun da açlığın ortadan kalkıyor ona göre. Ya da simit hesabı yapanlar çok var çünkü. Sen diyorsun ki mahalleye niye gitmedin? Hangi mahalleye gideceğim ben? Aç yok diyorsan en azından görmeye gidersin. Ya aç olmayan bir ülke var mı? Ama biraz önce yok diyordun. Aç olmayan bir ülke derken bak şimdi açtan açta fark var. Canım abim fark mesele var, kuru ekmekle doymaksa herkes doyar. İş veriyor adam, gel diyor 5 milyon maaş diyor, Allah versin diyor. Abi bir şey diyebilirim. Çalışmıyor. Peki abi sen haklısın. Abi bak ben öğrenciyim. Abi beni dinler misin? Diyorsun ki abi, tamam, ben, tamam. Asgari ücret 4250 oldu diyorsun siz, değil mi? Mikrofonu şey kişiye özel mi kıvırdı ben anlamadım. Şimdi o diyor ki işte şöyle gidi. Ben burada açlığı toklu. Herkese sorduk niye rahatsız oldun? Şunu söylüyorum. Taş bak. Açtan açta fark var la gülüm. Ama sen de aç beğenmiyorsun abi. Aç nasıl? Kuru ekmekle doyuyorsa tok mudur? Ne yapalım sen söyle hadi. Abi ne yapalım sen en azından de yok deme. Tamam açlık var da ne var sor hadi sana bunları ne yapalım de. En azından yok deme. Sofrada ekmeğim yok demek aç kaldım anlamına gelmez ki ya. Ekmekle de doyar insan etle. Sofrada ekmeğim yok demek aç kaldım anlamına gelmez ki. Bir dakika. Bir de ben baştan orayı bir duymak istiyorum yani. Ne? Hadi. Abi ne yapalım sen en azından de yok deme. Tamam açlık var da ne var sor hadi sana bunları ne yapalım de. En azından yok deme. Sofrada ekmeğim yok demek aç kaldım anlamına gelmez ki ya. Ekmekle de doyar insan etle de doyar. Peki niye biz etle doyamıyoruz abi? Abi sen çok iyi konuşuyorsun. Etle. Gel abi şöyle. Evet. Ben bir şey mi dedim? Ben yaşadığım olayı anlatıyorum bak, ben başkanlık sistemine kadar AK Parti'ye oy verdim. Bak yemin ederim Allah şahidim olsun 2001'de. Yaşadığım olayı anlatıyorum, daha yakın zaman 3 ay oldu. Çocuk üniversite 3'e gidiyor benim çocuk. Çocuğun kanaması var, affedersin büyük abdestinden. Çocuğun bunu Bağcılar'a getirdim, Husky'ye getirdim. Bir de Samatya'ya getirdim. Dış bağırsak kanama vardı. Öyle mi Özgür abi? Ben hiç dikkat etmedim. Vallahi öyleyse biraz da uzak durmak lazım. Her geçen gün kanaması devam ediyor. Ya affedersin çocuğa bakıyorum, panik yaptım evde. Babam çocuk çağırdı beni. Bak dedi ya baba dedi çok kan geliyor dedi tuvalette. Hemen gittim Yaşar Hastanesi'ne Bakırköy'e. Getirdim. Kalın bağırsakta 8 santim ezilme var. Aynı zamanda kalın bağırsaktan doğru küçük damla. Sonuç şu. Özel hastanede yaptırdım tedaviyi. 15 bin. Niye yapmadı? Ya diyorum ya bir tahlil yapmadı. Bir film çekmedi. Tartıştım. Beni mahkemeye vermeye kalktı Samatya'daki doktor. Ondan sonra Yaşar Hastanesi'ne istersen bak kanıtlarım bunu. Eğer burada aksini konuşan varsa neden 15 bin lira para harcadım. Dedi ki birinci evre başlamak üzere dedi doktor. Tam zamanda geldiniz dedi. 3 ay tedavi gördü. Çocuk şimdi okuluna gitti. Üniversite 3'e. Hani diyorlar ya hani hastanede hizmet var diye. Yok eski gibi değil. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Demiş agalarım. Eyvallah.